Türkiye'de aslında yapılması gerekenin yani insanların yasal çerçevede görüşlerini ifade etmesi, şarkı söylemesi, tiyatrosunu oynaması, dilini konuşması olduğunu herhalde başka bir kaza yaşayarak öğreneceğiz biz. Başka bir facia yaşayarak öğreneceğiz biz. Ben bunu, bu tutumu doğru bulmuyorum, bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Elbette ki ben de gördüm Aynur'un fotoğrafını, ben de rahatsız oldum. Yani o fotoğraf en az Jahri'nin arkadaşı kadar beni de rahatsız etti. Hoşuma gitmedi. Başkalarının da, başka fotoğrafları da hoşuma gitmiyor. Başka sözler de hoşuma gitmiyor. Bir prensip olarak... Peki bir şey sorabilir miyim abi sana ya? Çok Jahri'nin iznini tamamlayabilir miyim? Tabii. İznini tamamlayabilir miyim? Terörü prensip olarak, öyle lafın gelişi değil, prensip olarak. Terörü öven, şiddete çağrı yapan, dağı gösteren, bıçağı gösteren kim varsa canı cehenneme. Canı cehenneme. Bunu çok açık bir prensip olarak. Lamucimi seni beni yok. Prensip olarak benimsememiz gerekir. Ama bir yandan Kürt meselesinin çetrefilli boyutunu düşünmek, diğer taraftan bu insanların hayatlarının bir evresinde, örneğin o pankart, o 2011 yılında herhalde bir konsermiş, bir evresinde yanlış da yapmış olabileceklerini, yanlış görüntü vermiş, yanlış ifadede bulunmuş, belki bundan pişman olmuş da olabileceğini düşünmemiz gerekir. İnsan ömür uzun, yani hemen hemen hepimizin hayatında bugün düşünmediğimiz görüşleri bir zamanlar savunmuşluğumuz vardır muhakkak. İnsanlara bu fırsatı tanıyalım, bu şansı tanıyalım. Daha demokratik bir alan açalım. Bundan kimse zarar görmez. Yani sen teröristsin, sus. Sen gericisin, sus. Mürtecisin, sus. Sen komünistsin, sus. Bu yaklaşım bizi boğdu ve Türkiye'yi, bakın, insanları bu ülkeden kaçar hale getirdi. AK Parti böyle bir cehennem yarattı. Şimdi AK Parti'nin cehenneminden insanlar kaçıyorlar. Biz de AK Parti'nin cehennemini başka bir yangın çıkararak büyütmeyelim. Yanlış yapıyoruz. İnsanlara, ben mesela yani Yılmaz Güney meselesinde de bir tartışma yaşamıştık. O zaman da sevgili Cahre'nin aynı yerlerde düşmüştük. Ben yani bir sanatçının hatırladığım yönü mesela onun gördüğü yön değildi. Şunu bitirerek, şu örneği vererek bitirmek isterim. Birçoğumuz Paris'te Perleşe mezarlığına gittiğinde, ki ben gittim, gittiğinizde görmenizi isterim. Ya Yılmaz Güney'in mezarını ya Ahmet Kaya'nın mezarını bulmaya gideriz. Gideriz orada bir fotoğraf çektiririz. Niye? Biraz içerimizde yarım kalmışlık vardır. Yani Ahmet Kaya'ya, ülkesine bağlı bir insandı, bizler gibi düşünmüyordu. Ahmet Kaya'ya görüşlerini kendisini anlatma ve görüşlerini değiştirme fırsatı da vermedik. Keşke verseydik. Bugün hepimizin pişmanlığı o. Hiçbirimiz o günkü görüşlerine katılmıyoruz. Ama hepimiz onun kendi görüşlerini güncelleme, yenileme, bu topluma güzel, yani bu toplumda kendisine yeni bir şansla devam etme imkanını veremediğimiz için şu an o fotoğrafı ikide bir çektiriyoruz. İçimizde dehşet bir pişmanlık var. O fotoğrafı büyütmeyelim. Doğru bir yaklaşım değil. Ben yurtseverlik hislerinden gurur duyuyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Ama yani insanların mutlu olmadığı, herkesin birbirine hedef gösterdiği, geçmişinin ikide bir önüne konup oradan sigaya çekildiği bir yani bir tutum bence yakışmıyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler İsmail Bey. Cahre'yi şimdi konuşmak istiyorsan konuşabilirsin tabii. Abi ben açıkçası yani İsmail abi senin söylediklerinden ötürü aşırı derecede rahatsız oldum. Çok terörle ilgili bir kırmızı çizgi çektiğini de görmüyorum. Ben bugün Türkiye'de geçmişinde Fethullah Gülen olan, PKK övücülüğü olan, APO seviciliği olan kimseye de saygım yok. Hiçbir zaman da duymayacağım. Bu konuda da fikrim değişmez. Yani değişmesi için en azından o kişinin çıkıp evet geçmişte böyle bir hata yaptım, geçmişte böyle bir şey söyledim ama bugün fikirlerim değişti demesi lazım. Aynur Hanım onu da yapmıyor. Onu yapsa çıkıp dese PKK bir terör örgütüdür, ben geçmişte evet Abdullah Öcalan'a özgürlük denen, PKK'ya oradan toplanan paraların gönderildiği ve bunların hepsinin mermi olarak Türkiye'de sıkıldığı bir etkinliğe katıldım, çok özür dilerim dese, ben yine kendisine bir şans vermeyi tercih ederim ama hepiniz kulağınızın üstüne yatıyorsunuz. Sanki PKK'nın kurucu üyelerinin katıldığı bir toplantıya, bir Abdullah Öcalan'a özgürlük toplantısına Almanya'da bu kadın katılmamış, orada militanlık yapmamış gibi Aynurcuğum diye bahsedebiliyorsun abi burada. Ben senin adına çok üzüldüm. Senin adına da utandım. Açıkçası utandım. Böyle bir duruşu da asla destekleyemem.
Öncelikle odadaki fili adreslememiz lazım. Odadaki fil Aynur Hanım'ın böyle bir yere katılıp oradan toplanan paralarla Türkiye'de PKK'nın desteklendiği bildiğimiz bir etkinliğe katılıp orada Abdullah Öcalan'a özgürlük denilen bir mekanda sahneye çıkıp davetli olarak gittiği, hani orada bulunup da katıldığı bir şey de değil, broşürlerinde adının bulunduğu bir PKK etkinliğine katılmış bir insanı şu anda normalleştiriyorsunuz ya. Ben böyle bir akıl tutulması görmedim. İnanılmaz bir şey az önce anlattığınız şey. Böyle bir kadının ben Türkiye'de normalleştirilmesi, helalleşilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Benim nezdimde olamaz. Pek çok insanda da olamayacağını düşünüyorum. Benim Kürtlerle hiçbir sorunum yok. Konuyu her zaman sanki böyle Kürtçe falan, ben giderim halay çekerim. Kürtçe şarkı söyleyen birisinin konserine giderim halay da çekerim. Hiç de umurumda değil. Ama birisi çıkıp Abdullah Öcalan'a özgürlük diyen, PKK'ya para toplanan bir etkinliğe katılıp da Türkiye'de benim vergilerimle ödenek alınan Harbiye Açık Hava, mesela söylediğiniz şeyler, siz araştırmacı gazetecisiniz. Dediniz ki özel bir şirket. Hayır. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki açık hava konserleridir İBB'nin. Kendi sitelerinde duyurularını yapmışlardır. İstanbul Kültür AŞ duyurusunu Twitter'dan yapmıştır. Niye yalan söylüyorsunuz İsmail Bey? Araştırmacı gazetecisiniz siz. Ya bunlar ben... bunlar İBB'nin etkinliğidir ve İBB'nin etkinliğine davetlidir Aynur Hanım. Neden özel şirket deyip geçiştiriyorsunuz? Cahrin, ben şunu söyleyeceğim. Dün sana etkinlik özel şirketin gerçekleştirdiği bir etkinlik Cahrin. Yalan söylüyorsunuz falan İstanbul deme. AŞ'nin duyurduğu Harbiye Açık Hava. Ben İstanbul AŞ'nin... Kültür AŞ İstanbul'daki... İstanbul'daki bütün etkinlikleri duyuran bir sayfa. Etkinliğin Hayır. sponsorları Gergedan Yapım ve BGST Organizasyonu diye bir firma. Bunlar sahneyi İBB'den kiralıyorlar. Biraz araştır lütfen, insanlara da yalan söylemekle suçlama. Sen yalan söylüyorsun. Cahreyim, bir şey, çok kısa bir araya girebilir miyim abi? Bak. İzin verir misin? Benim şu anda profilimde duruyor. Biraz aşağıya kaydırırsanız Harbiye Açık Hava konserleri İBB etkinlikleri şeklinde ve 24 yaşından küçük insanların buradan belediye fonuyla, ya bitirmeme izin verir misiniz? Belediye fonuyla bedavaya gidebildiği, benim vergimle konser dinleyebildiği etkinliklerdir bunlar hanımefendi. Şöyle bir durum var. 24 yaş altına bütün konserlerde satılmayan koltuklar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu İBB'nin 2 yıldır yaptığı bir uygulama. Kimseye Aynur Doğan'ı getirip de Aynur Doğan'a bir ücretsiz konser verdirilmiyor orada. Firmanın yaptığı organizasyondan kalan koltuklar öğrencilere veriliyor. Bu Aynur Doğan'la ilgili değil, bütün konserlerde yapılan bir uygulama. İşte tamam, sen de platform sağlamış oluyorsun. Abdullah Öcalan'a özgürlük diyen birisine gitsin başka bir yerde. Bakın tamam, o konuda eleştirebilirsin, fakat bu konseri İBB düzenliyor diyemezsin. Sahne vermesini eleştirebilirsin ama organizasyon firması yok, yalan söylüyorsunuz. İBB düzenliyor konseri diyemezsin. Organizasyon firması var. Az önce öyle söyledin ama. Öyle demedim. Organizasyon firması tabii ki var. Fakat İBB'nin düzenlediği Harbiye Açık Hava konserleri dahilindedir. İstanbul Kültür AŞ'nin web sitesinde vardı. Fakat bunu web sitesinden tepkilerden sonra kaldırdılar. Fakat 29 Nisan'da koydukları blog postunda durmaktadır. Ve Twitter'ın İstanbul Kültür AŞ duyurularında İstanbul Büyükşehir Belediyesi damgasıyla birlikte attıkları post durmaktadır hanımefendi. Eğer kendileri bunu promotlamıyorlarsa üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi damgası basmayacaklar. Tamam mı? Konser Harbiye'de gerçekleştirildiği için o İBB damgasının olması gayet normal değil mi sizce ya? Yani siz bana şu anda şöyle diyorsunuz. Abdullah Öcalan'a özgürlük diyen bir kadının İBB damgası... Ya algı yapmayın beyefendi. Ya bakın, ben de ya, siz algı yapıyorsunuz. Ben de Aynur Doğan'ı beğenmiyorum, tasvip etmiyorum, dinlemiyorum. Fikirlerine ben de karşıyım. O Almanya'daki posterlerin, afişlerin önündeki verdiği fotoğrafa ben de karşıyım. Fakat sizin söylediğiniz şey şu. Siz diyorsunuz ki İBB Aynur Doğan konseri düzenliyor ve bunu bizim vergilerimizle yapıyor. Ve İsmail Bey'e de yalan söylüyor. Evet, oraya bedava giden çocuklar benim vergilerimle gitmiş oluyorlar. Bu doğru. Bu konuda tartışmalar. Ben birkaç şey söyleyebilir miyim izninizle? Tabii. Şimdi yani tabii ben Aynur Doğan'ı sadece dinledim, tanımıyorum. Kendisine de Aynur'cum demedim. Yani bunu böyle ifade etmek yakışmaz. Doğru şeyler değil bunlar. İkincisi ben şöyle biliyorum, yani en azından bunu bir organizasyon şirketi düzenliyor ve İstanbul Açık Hava'da belediyenin muhtesindeki Açık Hava'da yer aldılar diye biliyorum. Dolayısıyla organizasyonu yapan Aynur Doğan'ın kendi şirketi, çalıştığı şirket. Zaten Derince'deki de ve Bursa'daki de yani o şirketin talebiyle
yapılıyor. Dolayısıyla organizasyon şirketi Aydın'ın kendi şirketi diye biliyorum. Burada yalan söylüyorsun denilecek bir husus yok. Yani vaziyet böyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca bir tanıtım yapmışsa bunu bilmiyorum. Organizasyon şirketi Aynur Doğan Savaş'ta kuruluş. Ancak şunu söyleyeyim. Şimdi bakın bu benim anladığım kadarıyla bu konser herhalde Almanya'da çekildiği söylenen bu konser 2011 yılında. Aradan 11 yıl geçmiş. Ki ben bu konserin olduğunu da herhalde bugünlerde fark ettim. Daha önce böyle bir konser olduğunu bilmiyordum. Aynur'un da böyle bir politik etkinliğe katıldığını da bilmiyordum. Daha önce Türkiye'de bir politik etkinliğe katılmış da yoktu. Bir an için insanların 10 yıl önceki görüşlerini değiştirme ihtimalleri de vardır. Hakları da vardır. O gün o konserde belki yani farkında bile değildir. Ya belki isteğine rağmen onun arzusu hilafına belki bu olmuş olabilir. Dolayısıyla insanlara bir fırsat verelim. Doğru bir yaklaşım değil bu. Çok izaha muhtaç geliyor bana. Ya İsmail ben abi gözünüzü izninizle devam edeyim. Abi i̇zninizle ben devam edeyim. Çıkacağım. Abi bitirebilir mi? İsmail abi bitireceğim abi şimdi. Ama yani bu gerçekten çok saptırıyorsunuz. Atatürk şerefsizdir yazan bir sahneye çıkıp sen şarkı söylemezsin İsmail abi. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'a özgürlük şeyle hemfikir değilsen çıkıp o sahnede şarkı söylemezsin. Ben buradaki tartışmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Gerçekten uzattınız, sakız ettiniz. Hiç de hoş bulmuyorum. Yani neyin ne olduğu ortada. Burada bir PKK sempatizanı gelip Türkiye'de şarkı söylüyor, benim vergimi alıyor, biletler satıyor. Ondan sonra Almanya'da militanlık yapıyor ve siz de bunu şakşaklıyorsunuz abi. Kolay gelsin.